Evet, herkes Pokezit kanalına hoş geldi arkadaşlar. Tekrardan hoş geldin. Uzun bir aradan sonra tekrar buradayım. Aslında bıraktığınız yerdeyim. Bildiğiniz gibi geçen hafta, bundan bir hafta önce yani. Yani geçen hafta. Al kameramın olduğunu unuttum. Bugün kameralı bir çekim yapayım dedim. Niye bilmiyorum. Çünkü canlı yayınlardan alışmaya başladım kameraya. O yüzden bugün de bir kamerayı oraya koyayım. Belki sonradan kaldırırım, bilmiyorum. Neyse, Pokezit kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen haftada kaldı. Bıraktığınız yerdeyim ben. Geçen haftadan bıraktığınız yerdeyim ben. Yani hiç yerinden ayrılmadım. Bir haftadır burada oturuyorum. Şaka yapıyorum. O canlı yayında 140 tane paket açtık. 140! 140 tane paket ne demek biliyor musun? 140 tane paket çok çok büyük bir şey. Ya bilmiyorum, benim için büyük. Bazıları için küçük olabilir. Sonuçta biz pokere değiliz kardeş. Biz pokerdeyiz. 140 tane paket açtıktan sonra gittim İsviçre'ye. Dağın tepesine çıktım. Bir hafta orada inzivaya çekildim. Sonra geldim kendime. Kendime geldim ki bir baktım Scarlet Violet çıkmış. Ahanda bu. Scarlet Violet Booster Box'ımız geldi. Bir seri. İlk defa bir pette bu kadar heyecanlandığımı hatırlıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü kartlar komple değişti. Artık V kartlar yok. EX kartlarımız var. Şey var artık, ne onun adı? Silver Border, Gri Border kartlarımız geldi artık. Sarı çizgili kartlarımız, yani sarı kenarlı kartlarımız artık olmayacak bundan sonra. O yüzden bu sette heyecanlandım arkadaşlar. Dedim ki ben bunu alırım, açarım. Arkada da görmüş olduğunuz gibi Booster Box'larım. Hepsini tabii ki açmayacağım. Hepsini açamayız. Böyle yavaşça ha. Nasıl keselim? Ben keselim ya. Bu arada ben dedim ki daha önce gelir bana, daha önce ulaşır. Ama ulaşmadı. Çok sinirlendim. Ben bu videoyu bugün çekeceğim, yarın yayınlayacağım. Yani cuma günü çekiyorsam, cumartesi gününde sabah siz izleyeceksiniz. Akşama hemen editini yapmam lazım. Bakalım yetiştirebilecek miyim? Çok güzel. Evet, booster box'ınız. 36 tane booster pack açacağız. Vay be. Ulan ne set be. Bu sette çok çok şeyler var. Kıymetli kartlarımız var. Normalde böyle açılması gerekmiyor mu lan? Ne kadar güzel. Ben hala Miradion'la Coradion'u karıştırıyorum. Daha önce Scarlet Violet'in Japanese versiyonunu açtık arkadaşlar. Bu kanalda izleyen, beni takip edenler bilirler. Takip etmeyenler için de şuraya koyalım. Takip etsinler. Yani onu izlesinler. Şimdi biz burada 36 tane paketimizi açacağız. Bakalım ben bunun koleksiyonunu yapacak mıyım? Yapacak mıyım, yapmayacak mıyım bilmiyorum. Bakalım tasarımlara da bakalım. Gyarados. Bak Teratype. Teratype bu. Ya Miradon ya Coradon. Bu da Miradon ya da Coradon. Bu da starter Pokemon'larımız. Fuecoco, Muecoco falan filan. Bunları açacağız arkadaşlar. Ne gelirse çok seviniriz. Tabii ki diye şuraya koyduğum kart gelirse. Neydi ya kadının adı? Kadın değil lan. Bir tane kız var ya. Miramar. Miramar ne ya? Ya bir şey vardı ya, bir tane kız vardı. Bir tane Trainer Gallery kartı vardı. Mira... Unuttum adını. Buraya koyarım. O gelirse çok seviniriz. Setteki en pahalı kart o. Sonra tabii alt art kartlarımız var. Sonra gold kartımız var falan filan. Hepsini bekliyoruz tabii ki. Bu biraz şey ya. Paketin hissiyatı farklı geldi bana bu arada. Sanki biraz daha sert gibi. Değişik şeye benziyor. Nasıl? Biraz değişik. Yeni olduğu için mi acaba? Yeni basın falan olduğu için mi? Bilemedim. Neyse, bunlar da siyah border, beyaz border falan var ama bunun siyah olması veya beyaz olması kartları etkilemiyor arkadaşlar. Kodu okutalım. X Scarlet Violet kodumuzu okutalım artık. Ve bunda şöyle bir şey var. Kart 3 galiba bir tane atıyoruz. Evet, bir tane atıyoruz ve kart 3'imiz oluyor. Enerji şeyleri, kartları değişti. Çok güzel oldu. Bundan sonra her pakette iki tane reverse holo kart. Bir tane de vay Fuecoco güzelmiş. Şimdi bak, burada çıkan her karta dikkatlice bakacağım ben. Çünkü yeni görüyorum. Güzel tasarımlar var. Gri olduğu için bir de Danda Konda. Bak ilk reverse olumuz bu. Bu da ikinci reverse olumuz. Reverse olum. Aa evet, reverse olum. Bunun arkasından Arma Rook Holo kartımız geliyor. Bu ilk holo kartımız. Arkasında falan bir değişiklik yok. Hemen bunu silerek ilk holo kartımız. Güzel değil mi? Neyse, biraz hızlanalım. Çünkü 36 kart bitmez bu gidişle. 36 tane paket. Aldım. Şöyle yapalım. Kod kartımızı okutabilirsiniz arkadaşlar. 1, sadece 1. Enerji kartlarının tasarımını bu arada ben bayağı beğendim. Bilmiyorum, herhalde alışık olmadığım bir enerji kart tipi olduğu için beğendim. Podskuel, Mansol. Bu arada bunlar kaçıncı nesil Pokemon'lar oluyor? Hatra. Tabii karışık da. Kua Daval geldi. Kua Kua Val. Kua Kua Val. Kua Kua Val. Ha, bu şeyin gelişmişi değil mi ya? Üçüncü gelişmişi bu. Kuaxil miydi? Bu starter Pokemon'larından üçüncü gelişmiş oluyor. Yakışıklı bir ördek vardı ya. Hadi bakalım. Oğlum.
Bu arada şaka yapmıyorum. Gerçekten çok yoruldum ya. Bu canlı yayından sonra. Yayından sonra direkt attım kendimi yatağa. Hatta bir haftadır Instagram bile girmiyordum neredeyse. Sonra bu set beni kendime getirdi. Dedi ki kalk ayağa hadi. Bak bu da bunun hukuku var. EXP şeyi. Pawnee Art ve Houndstone. Bir şey gelmiyor. Çok güzel pullar var ya. Çok güzel kartlar var. Pokemon Center'da satılan ETB'yi kaçırdım. Niye kaçırdım bilmiyorum. Sonra kaçırdıktan sonra sinir oldum. Dedim ki bundan sonra Pokemon Center'dan ETB almıyorum. Kart trick de yapmıyorum ya. Prime yap. Tarantula. Bunu oyunu oynayanlar hatırlar yani en başlarda gezdiğimiz yerler. Arkadet, Mesagoza ve Profesör Risor. Bunu da alalım. Az önceki çıkan holoyu herhalde ben şey yapmadım. Bilemedim. Olabilir. Bir binder'ımızı hazırlasak mı diye içinden geçilmiyor değil. Binder'ımız var mı? Palmo, Twice Cool, Rotom, Chansey, Bots Cruel, Cyclizar, Vitality Band. Vitality Band diyeyim okumunca. Wiglet ve Coradion EX. Tamam şimdi Coradion bu. Benadion mor olay. Coradion EX kartı. İlk EX kartımızı çektik. Ha. Ulan arkasından bir şey mi geliyor? Aha da EX kartlarımızın tasarımı bu şekilde. Bunu Japonca versiyonda da çekmiştik. Bu arada EX kartların tasarımları daha güzel bence ya. V kartlara göre. Bu Half Art EX kartı mı oluyor? Bilenler yoruma yazabilir mi acaba? Bir de bunların full artları gelecek. Full artları da efsane tabii ki. Quax Teams de geldi. Fox 3 City, Brokolar. Bu da Fuecoco'nun gelişmiş. Oo, Klefki. Klefki geldi. Klefki'yi de ayıralım. Arada bir telefona mesaj geliyordu. Telefondan mesajları okuyorum. O yüzden dikkatimi dağılıyor. Güzel. Nasıl kamera? Kamera her şey yaptığımda kamera sallanıyor değil mi? Vallahi hiçbir şey ayarlayamıyorum. Bak bak nasıl sallanıyor. Olmadı. Kamerayı kaldırırız. Dedenle, Pineco. Toxicity, Marshall, Tom Joyner, Clove geldi. Clove geldi. Clove'la da biz Scarlet Violet oyununda en başlarda savaşıyorduk. Mağarada. Devam edelim. Bu arada geçen hafta bu Rip and Ship yayını yaptık ya. Rip and Ship yayını da bir şeyler almış olanlar, çekilişten bir şeyler kazanmış olanların tüm paketleri Türkiye'ye ulaşmış bulunuyor. Muhtemelen pazartesi günü de kargoya verilecektir oradan. Ooo! Iron Threads EX kartı. Evet, bu Full Art EX kartımız galiba. Bu Full Art değil. Full Art mı lan? Bu Full Art değil. Bu normal bir art. Iron Threads EX kartı. Güzelmiş lan. Ha bunun bir de alt artı var şeyde seride. O da çok güzel. Görmüştüm onu. Tamam. Evet ikinci kartımız çıktı. EX kartımız. Şimdi de şöyle yapalım. Ne diyordum? Şu an Türkiye'de. Evet onu söyledim zaten değil mi? Yani pazartesi günü kargo verilir. Siz de en yakın zamanda sağ salim umarım teslim alırsınız. Bu arada herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Rip and Ship yayınına katıldığınız için. Tarantula, Rare Candy, Pemot ve Pemot zaten Rare. Seriye bağladık. Pull rate'ine, bu setin pull rate'ine güzel diyorlar. Ama bize bir şeyler çıkar mı? Görünüşe göre çıkmayacak. Bakarsan. Güzel bir şey çıkacak. Plittle, Fuecoco, Drowsy, Nemona. Bunun niye full artını yapmamışlar acaba Nemona'nın? Bayağı kanki ayağa takılıyorduk biz bununla oyunda. Lorges, Vivillon, Lucario, Reverse Holo, Batrel, Reverse Holo ve Cyclizar. Alalım hemen. Oh be haftalık paket açma. Gözümü alıyorum. Fazlası zarar. Azı böyle 36. 36 da fazla da. Mankey varmış lan. Güzel. Alamomola, Batspoon, Pokoal, Pavilion, Mankey, Dolir ve Profesör Rizsör. Ha bak burada Profesör Rizsör çözüyor. Burada Profesör Rizsör'ün adı yazıyor. Sada. Onun adı Sada. Ben şimdi oyunu tamamen bitirmediğim için bazı karakterleri tanımıyorum sadece. Galiba 3 tane mi 4 tane mi ne şey aldım. Ne o? Badge. 3-5 tane falan badge aldım. Yani çok sınırlı biliyorum. Tabii Lechonk falan filan biliyorum. Ola bebe. Growlithe. Aa Growlithe burada da varmış. Tarbaya. Tatsugur. Tatsugiri. Gör diyor. Pavilion. Dondozo. Bunun da çok güzel bir artı var ya burada. Marip var. Ooo! Professor Research Full Art. Bak bu işte güzel. Vay. İlk full artımız çıktı. İlk full artımız çıktı çok güzel. Bunu hemen alalım kenara. Oğlum profesör ya şey bu trainer kartları niye bu kadar kıymetlenmeye başladı? Altta birazcık şey bakmış. Yoksa centering güzel. Yo centering güzeldi. Arkada centering'in kökününe bak. Devam ediyoruz. La Bebe. Electric Generator. O kabul ediyor bilmem ne. Scatterbug. Mios. Bu da şeyin gelişmiş değil miydi ya? Adını unuttum. O starter Pokemon'lardan kedi olanın 3. hali bu. Mios Karada. Bu bayağı şey lan şekilmiş. Bu arada reverse'lerin üzerindeki şey yok ya. Niye yok? Mesela burada öyle bazılarında Sivir'ler falan var. Burada Sivir niye yok? Ayrı bir şey.
Bunların hepsini yavaş yavaş öğreniyoruz. Yeni bir set. Cahiliz. Şu an çok cahiliz. Let's cool. Rare candy. Oinkolo. Oinkolon. Değil mi? Oinkolon diye okunur bu. Breloom. Bilovetril. Pokeball. Ve Koraidon. Yine mi geldi? Bu daha önce gelmiş miydi lan bize? Ha, Koraidon EX mi gelmiş? Her kart, her paketten böyle rare falan çıkması da güzel bir şey bu arada. Ama tabii bu rare'ların kıymetini düşürür. Endamouse, Pokegear, Flotte, Torkoal, Breloom, Kilovetri, Kilovetri, Professor Research, Revoroom ve Skeledirch, Skeledirch, Skeldirch, Skeldirch diye mi okunur bu? Fuecoco'nun, Fuecoco'nun üçüncü hali. Ya bir Miradon veya bir neydi ya? Koradion'un alt artı gelse ya. Alt art gelsin bize. Deden mi? Oho! Oho! Düşmedik. Oha! Oğlum tam alt art gelse falan diyordum. Gardevoir EX geldi. Lan çok iyi. Oha! Aha arkasında Gardevoir EX. Bir tane de Gardevoir EX. Aha bak kod kartı unutuyor. Kod kartı okutalım. Bir saniye oğlum. Bir dakika Gardevoir EX lan bu. Yani bu alt art olan. Hemen incelememizi yapmamız gerekiyor. Gardevoir EX. Bak Sentling'e bak. Kusursuz. Kusursuz Sentling. Böyle bir şey olamaz. Aa. Bak şurada küçük bir whitening. Ben mi yaptım lan? Ben yapmamışım. Çok güzel. On olur mu lan bu? Olur lan bu yalnız. Gardevoir EX. Lan bunu buraya koyuyorum falan. Gardevoir EX bu da çıkmıştı hatırlarsınız kartlarımızda. Oğlum bu kart çok pahalı ha. Bak şaka maka. $100 var bunun ha. Oha. Lan çok iyi. Diyordum ki. Miramar mıydı? Ya neydi o kadın adı ya? Kadın diyorum hep ya. Neydi o şeyin adı ya? Trainer kartın adı neydi? Bir tane en pahalı olan. Miram. Unuttum ya. Small Dick. Crocodile. Mabo Steve. Aa ben bir şeyi söylemeyi unuttum. Bakın şu altındaki yıldızlar var ya. Bak onu söylemeyi unuttum ya. Eskiden ne vardı? Uncommon. Common. Rare. Bir de parlayan yıldız vardı. Beyaz parlayan yıldız vardı. Bir de siyah olan da promoydu galiba. Neyse artık Scarlet'le birlikte, Scarlet Violet kartlarıyla birlikte. Bak burada yıldız kartın herhalde nadirliğine göre buraya şey koyuyor. Yıldız koyuyor. İki tane siyah yıldız. Bak mesela şuna bakalım. İki tane beyaz yıldız var. Yani burada benim bildiğim kadarıyla emin değilim. En değerli kartlar 3 yıldızlı olanlar olabiliyordu diye tahmin ediyorum. Ama altın yıldız böyle gold star varsa bu kartlar yine değerli oluyor. EFSO oluyorlar. Bu da EFSO kartlardan bir tanesi mesela. Mabos Steve. Burada trainer galeri de yok. Mabo Steve'in kartı da böyleymiş. Bak bu da güzel bir şey. Allah Allah. Bunu da buraya koyalım. Bak bu da tek siyah. Bunu da koyalım buraya. Pullarımızı. Deli pullarımızı oraya koyuyoruz. Bunu merak ettim. Bunda ne gösteriyor? Bak iki tane siyah yok. Jeton yavaş yavaş. Dedim ki videoya başlamadan önce bak şunu söyleyeyim unutma Zafer dedim kendi kendime. Bu yıldızları falan filan muhabbetlerini söylemeyi unutma dedim. Let's cool. Sandaconda. Pavilion ve Bombardier. Bombardıman. Bombardier. Yönlendirmeler de çok kötü. Bak bunda da Gold Star var. Demek ki bu da tatlış bir kartımız oluyor. Ya ben bu rare'lere şeye koymayacağım artık. Live koymayacağım. Ama Bombardier güzel bir şey. Bunu da şöyle alalım. Allah Allah. Bak ilk 5 pakette nasıl çok kötüydü her şey. Şu an güzel gidiyoruz değil mi? Gidiyor muyuz? Bence gidiyoruz. Kartımızı gösterelim. Ya Gardevoir çok güzel ya. Gardevoir'a bakıyorum arkaya. Vaktrio. Flottize. Güzel 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 güzel. Scatterbug. Titan. Coaxial. Firlia. Curly. Oğlum lan kim vuruyor kapıyı? Yani çok şey birikti. Kart birikti önünde de. Onları bir düzelteyim. Evet. Devam ediyoruz. Kart açılışlarımız bitmiyor. Kaçıncı dakikaya girmişiz? 27 dakikaya. Videoyu editledikten sonra 15 dakikaya falan düşürebilirim. Çok uzun video olunca ben de sıkılıyorum. Small Devi. Prime tam bir Pokemon. Evet, çok güzel. Aha Miriam. Aha bu işte bundan bahsediyorum ya. Bak bu Miriam'ın bir tane full artı var. Miraidon. Miraidon'un da full artı çok şey. O da profesör. Research muyuz? Bunlar araştırma profesörleri. Bu okuldaki öğretmenler. Dur lan. Vallahi aç bitmiyor ha. Ben o gün 140 tane paketi nasıl açtım acaba? Brigatito, Vaktirio, Judge, Floatzel, Arbolavia. Bu arada önemli bir gelişmeyi unutacaktım az kalsın. Bu gelişmeyi unutursam yalan olur değil mi? Bu hafta Discord kanalımızı açtık arkadaşlar. Savaş ve Esat çok yardımcı oldular. Gerçi onlar direkt açtılar zaten. Dediler ki abi gel bak. Güzel olmuştu Discord kanalında. İşte ben de katıldım oraya. Orayı biraz daha büyütelim istiyoruz. Belki
muhabbet ederiz falan filan, orada takılırız biraz diye. Oo, oho, bak işte bu full art. Iron Threads EX. Az önceki full art değildi, bu full art işte. Bak iki tane yıldız var burada. İki yıldız varsa güzeldir arkadaş. Hemen Discord'umuzu açtık işte. Neyse, oradan o Discord'umuzu özel çekilişler de planlıyorum. Planlıyorum da ya. Planlamıyorum. Discord'da özel bir çekiliş olacak işte arkadaş. Magikarp. Aa bak bunun tasarım çok güzel. Beamstar Grand. Rayolu. Ve ooo, gold card çıktı. Nest Ball. O bak 3 yıldız gördün mü? Şurada 3 yıldızı görüyor musun? Bak işte bu. Aslında bunlar o zaman nadirliğe göre değil de biraz secretlığa göre mi? Ya da ne bileyim. Nasıl oluyor ki? Mesela bunda 3 yıldız var. Neden bu gardevurdan pahalı değil o zaman? Fiyatını bilmiyorum ya. 10-15 dolar falan bir şeydir de. Ama onun yaklaşık 80-90-100 olduğunu biliyorum. O civarlarda bir şey olduğunu biliyorum. Oğlum çok güzel şeyler çıktı lan. Neyse, Discord kanalının linkini aşağıya bırakıyorum. Katılmayı unutmayın. Çünkü Discord kanalında gerçekten çekiliş yapacağım. Çekiliş yapıp kartları dağıtacağım. Hatta böyle bir sistem ayarlamayı düşünüyorum. Birazcık kod bildiğiniz için. Yani Miradion EX kartı işte bu. Miradion da Koradion'a göre biraz daha cool ha. Değil mi? Neyse, oraya bir sistem yapmayı düşünüyorum. Sistem derken böyle bir açık arttırma olayı gibi offline. Offline açık arttırma Discord üzerinden. Canlı canlı kartlarımızı koyacağız. Güvenilir satıcı profilleri, Discord üzerinden ticaret, Discord üzerinden takas, onaylı takas kullanıcıları gibi. Fluffy, Youngster, Handemous ve Dondozo. Dondozo. Neyse, bu tarz fikirlerimiz var arkadaşlar. Ama bu fikirler için zaman lazım. Zaman, emek, para. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman mükemmel bir sistem ortaya çıkacak. Ama tabii biraz uğraş. Ne zaman yaparım bilmiyorum. Bir haftadır yatıyorum. Bir hafta. Yatıyorum derken sadece çalışıyorum yani. İşime bakıp kendi işimiz gücümüz var. Aa, lan ne oluyor? Bir dakika dur. Bir şey gördüm orada. Aa bu lan şey benziyor. Yo. Bu. Ha bu Kirlia. Bu çıkmıştı bize. Tamam. Hatırladım bunu. Bak gardevur Kirlia. Allah Allah. Allah Allah, ne kadar güzel halıça. Ya bu halıça da şeydeki Pokemon'a adama benzemiyor mu ya? Rick and Morty'dik. Ne konu geleceğim de. Bak bu kirli ya. Ralts'ın var mı acaba alt artı burada? Sonra gelişince bu oluyor. Bak bak şeydeki hikaye bu aslında. Bu kirli ya. Tamam mı? Bu çocuk bebekmiş. Sonra yıllar yıllar geçiyor. Burada bir tane kadın var burada. Yıllar yıllar geçiyor. Bu Pokemon büyüyor. Gelişiyor. Gardevoir EX oluyor. Sonra bu teyzemiz oluyor. Bebeği artık kocaman adam olmuş. Eşek gibi adam olmuş, orada oturuyor. O mu lan? Bebeği mi, çocuğu mu lan? Kocası mı lan yoksa? Kocası ilk resimde neredeydi acaba? Ama güzel hikaye. Sonuçta bir sanat yapmışlar orada değil mi? Güzel. Neyse, Discord'a abone olun. Abone ne lan? Discord'a. Aa, abone derken kanala da abone olun bu arada arkadaşlar. Niye olmuyorsunuz ya? Bazılarınız abone olmuyor ha. 3 haftadır kanalı izliyor. Bilmem ne yapıyor. Abone olmuyor. Çok sıkıldım, aynı şeyi söylemekten sonra. Tutar diye söylemeye çalışıyorum. Ama kanala abone olursanız güzel seviyoruz. Aa ben az önce ne diyordum? Oinkuno, Ultra Ball, Medicham ve Setitan ve Arcanine EX. İlk Terra Type Pokemon'umuz çıkıyor. Bu sette 2 tane Terra EX Pokemon var. Birisi Gyarados. Canlı yayında kargo geldi. Biri Gyarados, birisi Arcanine. Arcanine'ımızı bulduk. İşte bu. İşte bu. Çok havalı. Bu kart çok havalı. Bunun fiyatı ucuz olsa da ama havalı. İlk ve bu o mu lan? Bir dakika, bu Arcanine EX, bir dakika. Bak 2 yıldız. He bu. Bak burada Terra yazıyor. Tamam. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir tane daha Arcanine EX vardı. O full art olandı değil mi? O zaten şey olan, kral kart olan. Tamam, bu da güzel ama. Bunu buraya veriyorum ya. Yine gaza geldik. Başta böyle görür görmez gaza geliyoruz her şeye. Birazcık efendi olun ya. Growlit. Oğlum bu niye? Bu Pokemon'a karşı bayağı bir şeyim var ya. Growlit. Growlit'i ilk 6'ma alacağım ben galiba. Neler diyorum ya. İlk 6 Pokemon'un arasında alacağım demek. Youngster ve Armarow. Rock neydi? Şey demiyordu. Evet. Son 5 paketimiz. Son 6 paketimiz. Güzel kartlar şimdiye kadar çıkarttık. Tarantula. Güzel. Vatrel. Şansımız yaver gitti. Krokorok. Yeni bir sete başlayacağım abi. Nasıl başlayayım? Param var abi. Booster box alacağım. Hangisini alayım diyenlere söylüyorum. Kardeşim yeni bir sete başlayacaksınız. Koleksiyon falan yapacaksınız. Anında Scarlet Violet. Tamamıyla bir çağın başlangıcı. Yani Sword and Shield bitti. O çağ kapandı. Yeni çağ açıldı. Yeni çağın adı da Scarlet and Violet. Burada da yine yaklaşık 10-15 tane set gelecektir. Bu setin adı da Base Set. Hatta ikinci sette çıktı Japonya'da.
neydi adı? Triple Beat'ti galiba. Japonya'daki çıkan ikinci Scarlet and Violet setinin adı Triple Beat. Helal olsun. Yani. Ama benim en çok beklediğim Nintendo'nun duyurduğu 160 base set tasarımdan oluşan, base setin tasarımından oluşan, işte onu çok bekliyorum. Onu çok bekliyorum. Bunu da bayağıdır bekliyorum. Sonunda geldi. Bu arada bunun ETB'sini falan da açarız. Haftaya açarız ya. Lise ya da açmayız bilmiyorum. Flora, Gatto. Açarız da niye açmayalım? Belki Lizard bilmiyorum. Ooo Slowbro. Slowbro'nun bu tasarımı da çok güzel değil mi? Bu tasarımı sevmemin sebebi biraz şeye benziyor. Vintage tasarıma benziyor. Bunu silebilirim. Biraz vintage tasarım. Son 3 tane paketimiz kaldı. Son 3 tane bir şeyler çıkar mı? Her booster box açtığımda genelde bir tane hep gold çıktı. Ya da iki tane. Bundan şu ana kadar bir tane oldu. Kenar parlıyor ya. Hiçbir fikrim yok. Bu alt art da olabilir. Aynı sanatın açık. Bu da böyle bir şey işte. İyi ki sevdik dedik ya. Arkanay EX. Kaybı boyuz. Bunlarla ne yapacağım acaba ya? Bu seti yapsam mı? Koleksiyonu yapmasam mı? Ne yapacağım bilmiyorum ya. Buna karar vereceğim. Lechon. Kabo Steel. Staravia. 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 Ne zor söyledim ben. Zangos ve... Evet. Son paketimiz. Scarlet Violet Base Set'in son paketini açıyorum. Tendayal, Houndoom, Tatsugiri, Jacky, Jah. Jah gibi bir şey oldu. Bunu galiba bir tane Türk Jacky diye olmaz. Bu C ile Q var yani. Gerekünde bu ona Jah denemiz. Wekoke, Reverse Holo, Miradion. Baksana hololara. Oğlum 36 tane burada holo çıkmış. Bakar mısın? Bunu ayıralım buradan. Başka var mı? Şöyle kenara ayıralım. Ve bakalım neler çıkmış bize. Özet kanalına hoş geldiniz. Instagram'dan takip edin. Arcanine EX kartımız çıkmış. Çok güzel bir kart olmakla birlikte bir Terra-type kartımızdır. İlk ve tek Terra-type Pokemon'umuz çıkmış bulunmakta. Gardevoir EX alt art çıktı. İki tane yıldızı var burada. Sarı yıldız, altın renkli yıldız. Bu demek olur ki bu 100 milyon dolar. Nest Ball. 3 tane yıldız var. Ya bu da demek oluyor ki bu 300 milyon dolarlık bir kart. Burada Curlia var. Curlia kartımızda bir yıldızlı, sarı yıldızlı kartımız, alt artımız. Çok severiz kendisini. Bu da full artımız. Iron Thread. Tasarımı güzel. Burada bombacı kuşumuz. Bomb Bird Ears var. Bu bombalıyor. Bu bebek taşıyor galiba. Leylek lan bu. Neyse. Burada Professor Research. Full artımız var. Çok güzel. Bunda da 2 yıldız var. Mabos Tiff. Burada tek yıldızlı yine bir full artımız. Mabostif. Horadion EX, Miradion EX kartlarımız da burada. Ve Iron Threads EX kartımız da burada. Oğlum çok güzel lan. Ya yapsam mı bunu ya setini? Oğlum 250 tane kart var. 241 tane. Efsane kartlarımızı. Ben efsane kart. İşte bu. Bir booster box paketi. Bir box. Ya booster. Booster kutusu. Ne denir lan bu lan? Türkçesi bunun ne? Booster. Bir booster box daha patlattığımız videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.